konferans aldı ve bakın şunları söyledi emekliler hakkında. En önemli iki gündemini şöyle ifade etmek isteriz. Önümüzdeki iki aydaki iki gündem. Bugün emekli dernekleri başkanı çıktı, çok yerinde bir açıklama yaptı. Dedi ki, 1 Ocağı bile bekleyemeyiz. Emekli perişan. Seyyanen bir zamla bize 1 Ocağı kadar bir nefes aldırsınlar. 1 Ocak'tan sonra da zammımızı yapsınlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak burada öneriyoruz. Mecliste grup başkan vekillerimiz önerecekler. Bütçe görüşmeleri sırasında önerecekler. Kanun teklifi verecekler, indirecekler, oylatacaklar. Birinci önerimiz, emekli maaşı asgari ücrete denk olmalıdır ve derhal bu ay her emekliye bir asgari ücret, 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır. Evet tabii şimdi Özgür Özel bu çıkışları yaptı. Zamanlaması birazcık daha erken olsa iyiydi. Burada benim yorumlayacağım kısım şu olacak. Birazdan asgari ücretle ilgili konuşması da var. Onu da veririm ama şimdi Kazım Ergün diyor ya Emekliler Derneği Başkanı. Yani 2024 yılı bitmeden verilirse eğer böyle bir adım atılırsa ancak bu şekilde taçlandırılır diye üzerine de Özgür Özel'in böyle bir çıkış yapması, böyle bir ifade kullanması bu basın grup toplantısında benim aklıma geçenlerde yayın yapmıştık. SGK uzmanı Çetin Ateş'le biliyorsunuz. Orada Çetin Bey şey diyordu. Tabii bunu böyle umutlandırmak amaçlı söylemiyorum. Sadece bir ihtimaller dahilinde konuşuyorum. Çünkü iktidarın gerçekten sağ solu belli olmuyor. Yani bugün çok olumsuz konuşuyorlar. Bir bakmışsınız yarın bir çalışmayla karşımıza gelmişler. Çetin Bey diyordu ki yani ben bir sürpriz bekliyorum. Böyle bir bilerek aslında işte bu altı boş işte şezlonglu KYK'ydı bunları bilerek bu yıllar kapsamında getirdiler. Esas finali işte yıl sonunda yapabilirler. Burada bir adım atabilirler şeklinde bir ifade kullanmıştı. Neden? Çünkü biliyorsunuz kendileri bu yılı emekliler yılı ilan etti. Yani söylemle eylem arasında bir uyumsuzluk söz konusu kıymetli izleyenler. Yani siz bir yılı emekliler yılı ilan ediyorsanız ne yaparsınız? Şunu yaparsınız ya kardeşim bu emeklilik emekliler konusu problem almaya başladı. Maaşları çok düşük. Benim bunu toparlamam lazım. Ben bununla ilgili bir süreç yönetiyorum. Ne yapayım? Emekliler yılı diye bir yılı ilan edeyim. Bu yıl kapsamında da maaşlara doğrudan etki edebilecek adımlar atayım. Şimdi bunu yaptı mı bugüne kadar? Yapmadı. Yani iktidara baksanız, iktidarın söylemlerine baksanız birçok işte indirim yaptılar, onu getirdiler, bunu getirdiler. Sosyalleştirdiklerini ifade ediyorlar emekliler ama eksik kalan emeklilerin maaşları olmuş oldu. Bu açıklamayı bu şekilde de bir yuvarlayıp düşünmek gerekiyor. Acaba finalde bununla ilgili bir çalışma getirecekler mi? Şu anki göstergeleri itibariyle öyle bir çalışma öngörülmüyor. 15 ile 20 arasında bir işte enflasyon farkı 12.500 liranın 15 liraya yükseltileceği bir enflasyon farkı öngörülüyor. Bunun dışında bir çalışma yapmadıklarını söylüyorlar ama bakın burada şu notumu tekrar düşeyim sonra diğer meseleye geçeyim. İktidar özellikle bu 31 Mart seçimlerinden sonra emekliler konusunda bir ders aldı. Seçim sonucuyla ilgili değil, gündemle alakalı. Yani daha kapalı kutu gidiyorlar. Daha kapalı kutu gidiyorlar. Daha dikkatli bir şekilde gidiyorlar. Daha önce ne oluyordu? Bu emekliler konusu kendi basın yayın organlarına sızıyordu. Onlar her gün haber yapıyordu. Yeni yeni böyle gelişmeler görüyorduk. Bu haber iktidar açısından, haberler iktidar açısından kendilerine yarar sağladığı düşünülse de esasen onları yıprattığını anladılar. Yani bu haberlerin onları yıprattıklarını anladılar. Şimdi hiçbir şey sızdırmadan götürüyorlar süreci. Yani ne yapıyorlar? Aman işte biz bir şey yaparsak da son ana kadar bunu kimse bilmesin şeklinde götürmeye çalışıyorlar. Yani bir gün bir anda böyle bir bu çalışma karşımıza çıkabilir. Eğer böyle bir şeyleri varsa tabii ki bunu da böyle açıkladık diye gelebilirler. Bu da benim için açıkçası sürpriz olmaz ama şu an gösterge tamamen kapıları kapattıkları yönünde. Şimdi diğer bir mesele asgari ücret meselesini konuşacağız. Birazdan TÜİK davasına da bakacağız. TÜİK emekliler hakkında ne cevap vermiş, nasıl bir savunma yapmış, mahkemeye ne söylemiş aktaracağım. Orada da önemli detaylar var. Bakın özellikle Seyfettin Bey'in bir tweet'i var. TÜİK ne söylemiş emeklilerin maaşları ile ilgili? İlginizi çekeceğini düşünüyorum ama önce şu konu asgari ücret meselesi. Asgari ücret meselesinde Özgür Özel bayağı sert bir çıkış yaptı. Emekli maaşlarının dışında daha yüksekten sert bir çıkış yaptı. O konuşmasını da bir vereyim üzerine de değerlendirelim. Bir asgari ücretlinin gerçek enflasyonu nedir? Bugün enflasyon %50. Zam verirken %50 verse
24 bin lira falan bir zam vermesi gerekiyor. 24 bin lira asgari ücret olacak. Onlar diyor ki bu çok, beklentimiz 30'sa 30 verelim, 21 bin lira yapalım. Düşünün, seneye bu vakite 14 ay sonrasına kadar 21 bin lira asgari ücret verme hesabında olanlar var. Biz bir asgari ücretli parayı nereye harcar diye baktık. Bir senede bu ne kadar artmış diye baktık. Bu %76'ya denk geliyor. Ve bunu hesapladığınızda 17 bin liraya sadece bir yılda asgari ücretlinin muhatap olduğu enflasyon. Yani bulgur, pimpon topu değil. Yani ayçiçek yağı, bakır çubuk değil. Yani okul çantası, dört renkli reflektör değil. TÜİK bunlara göre hesaplıyor ama asgari ücretli bu enflasyonu yaşıyor. O verilirse hesap ortadadır. Bütün sendikalara çağrımız budur. Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz. Herkesi bu çağrıya sahip çıkmaya davet ediyorum. Asgari ücret 30 bin lira yoksa mücadeleye devam edeceğiz. İtiraza devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz. 30 altında biz yokuz. Tabii bu normalleşme süreçleri iyi geçmedi muhalefet açısından. Muhalefet herhalde çok güvendi yani iktidara. Herhalde bir şeyler yaparız iktidarla diye düşündüler. Şimdi günün sonunda iktidar sert yüzünü gösterince kayyumları vesaire, hani CHP'li belediyeleri kayyumları sonrasında acaba İstanbul Büyükşehir'e uzanabilir mi meselesine gelince şimdi muhalefette bir pozisyon almaya çalışıyor. İşte emekli maaşları, asgari ücretleri üzerinden bir pozisyon almaya çalışıyor ama tabii bu ellerinde bir fırsat var mıdır yok mudur bunu anlarız. En fırsatın olduğu dönem 31 Mart seçimleri sonrası, işte seçmenler verdiler şeyi, yetkiyi. Dediler ki muhalefet yapın. Gidin işte bizim hakkımızı savunun, emeklinin, asgari ücretinin. Orada da normalleşme süreçleri başladı. O da muhalefet açısından iyi geçmedi. Şimdi geldikleri noktada kendi işlerinde bir takım meselelerle uğraşıyorlar. Ama bakın geçenlerde AK Parti Grup Başkan Vekili olması lazım. Bir açıklama yapıyor. O açıklamasını bulabilirsem sizlerle de paylaşacağım. AK Parti Genel Başkan Vekili Eli Taş diyor ki, şimdi tabii iktidar böyle yorumluyor konuyu. Siz şimdi 31 Mart'ta oy verdiniz ya. İktidar diyor ki vatandaş 31 Mart seçimlerinde yanlış tercihlerinden dolayı rahatsız olduğunu göstermeye çalışıyor diyor. Bu şekilde bir ifade kullanmış. Yani diyor 31 Mart'ta aslında yanlış bir tercihte bulundular. Şu anda da onu göstermeye çalışıyorlar muhalefete diyerek aslında muhalefet üzerinden bir söylem geliştirip süreci, bu emekli maaşlar, asgari ücretler meselesini biraz ötelemeye de gayret ediyorlar. Bilemiyorum toparlayabilirler mi buradan ama muhalefetin de işi zor. Önce kendi işlerindeki bu ayrışmayı bir toparlayıp sonra bu meseleleri gündeme getirmeleri lazım. Evet, eleştiriyoruz ama bugün itibariyle hani 2 aydan az bir zaman var. Bu seyyanen talebiyle çıkmaları, bence el yükseltmeleri, bunu bir adım daha ileriye taşıyıp bütün herkese yaymaları, mitingler vesaire diğer şeylerle belki bir fırsat daha doğurabilir. Şimdi gelelim TÜİK konusu.